Vesaire. Neyse, teşekkür ederim. Evet, buyurun. Müşterisi söylemişsiniz, ama bak sorun var. Taksim'de kocaman bir yerde zor sürekli dükkan haline getiriyorlar. Şimdi konuşmamızın usulüyle ilgili biraz diyaloğa dönsek. Arkadaşlar biraz da olup farkındayım ama evet, daha yararlı olur gibi geliyor bana. Ben şundan dolayı bitirmek istiyorum. Tabii diyaloğa geçelim. Yani zaman da var. Burada bir takım şeyleri fırsat bulmuşken ben de... Muhabbet türküsü, şabat türküsü. Evet. İkisi de benim aslım, babasını arıyordum. Ha, siz mi bastınız? Pardon. Ben basmadım. Yani... Ben yazdım, babasını arıyordum. Tezer evinde çıkması gerekiyor, ünlenmesi gerekiyor. Ben bir şekilde oldum. Evet, evet. Büyük sıkıntı. İsminiz neydi? Bayram Çakıcı. Ya bu şiirler size mi? Benim, Muhabbet ve Şafak. Allah Allah. Ulan. Ben yazdım, sen türkülerim. Dalga işkenceden çıkmıştım. Konu ettim onu. Kadir İnanır falan eşittir. Evet, sen türkülerini söyledim. Üçü de Türk. Hiçbir çıkar mı yok üçünden de? Biliyor musun? Evet. Basına falan çıkabiliriz mi? Çıkmak istemiyorum. Çünkü yazar öyle bir ödevi taşımıyor. Çünkü ünlenmesi gereken yazar değil. Biraz bir özel şeylerimiz mesele. Evet. Aramızda kalsın tabii. Kayıtlarımız yok. Yayıncı olarak haberimiz yok. Bunun böyle şeylerden haberimiz yok. Veya bu varsa isteyen yazarız. Şimdi ben kısa kısa birkaç şey diyeceğim. Öğrencisin adam gibi. Söylediğiniz okulun fuarlarla ilgili düşünüyorum. Şu anda aklıma gelen ve her sene TÜYAP açıldığındaki bende bıraktığı şey izlenim. Şimdi şey rahatsız ediyor beni, yani benim bir senelik okuma programımı sanki ben TÜYAP'a sıkıştırmak zorundayım. Bu beni rahatsız ediyor. Mustafa Bey'in dediği gibi böyle sık boğaz edilmiş fuarlar değil de soldaki arkadaşım belirttiği, ben buna katılmıyorum, Taksim'de bir kitapçının kirayı ödeyebileceğini bugün bir banka dahi zor ediyor. Diğer şeyler dahi zor ediyor. Kapatanlar falan var. Çok boşta dükkan görüyorsunuz o hat üzerinde. Artık mesela SHP'nin veya şu andaki belediyelerin de bahsettiği o kültürel bir haftalık falan şeylerden bahsettiği fuarlar. Böyle sürekli senenin her günü boyunca insanın kafasına istediğiniz zaman gidip alabileceği küçük de olsa küçük kitap evleri falan oldu. Artık belediyenin finanse eder, başkalarının finanse eder. Ve fuardan alınan kitapları da ben mesela aldığım zaman sonra okumak için alıyorum. Yani bir üç ay sonra, dört ay sonra falan bu şekilde alıyorum. Bir başka nokta mesela genelde bahsedilir, arkadaşımız da değindi. İşte Türk toplumunun tarihine baktığımızda sözel bir toplum olması, yazılı bir kültüre sahip olmaması ve artık öyle bir noktaya geldik ki her şey görsel, işitsel, video, televizyon vesaire. Bunlardan sonra mesela sizlere soruyorum, yani düşünceleriniz neler? Tekrardan bizlerin Avrupalılar gibi o her pozisyonda kitap okuyan insanlar, odasına çekilip kitap okuyan insanlar gibi olma şansımız var mı? Yani böyle bir yazılı kültüre tekrar geçme şansımız var mı? Görsel işitsel buna değer değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Erdal Bey mesela şeyden bahsetti, farklı noktaya geçiyorum yine. Yayıncı olarak dayandım falan dediniz, işte 8,5 sene falan dediniz. Evet. Bir 8 sene sonrasını nasıl görüyorsunuz? Yine dayanabilecek misiniz? Falan falan. Yani şimdilik bu kadar. İnsanları bırakırım ben. Bir şey o kadar sürdüreceğim zaten. Yapmadım da onu. Başka bir yayıncı arkadaşın söyleyecek bir şey var. Şimdi Özkan Taner'in Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri kendisi örnekleme burada yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmada potansiyel okur ve basılan kitap arasındaki ilişkiye bakmış. Yönetici yerine bir ufak şey söyleyeceğim.